Arkadaşlar merhaba. E, bu dersimize kadar genel bir özet niteliğinde e, bir video bu. E, I machining operasyonu için tezgah seçimi yapabiliriz. Tezgah seçimini I machining kendi veritabanından çekebilmesi için bu tanımlamayı yapmamız isteyecektir. Tezgahımızın işleme seviyesini tanımlayacağız. Kullandığımız tezgah ile ilgili detaylı bilginin yer aldığı arayüzü e, daha sonra detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Koordinat sistemi ne düzenlemeyi ve silmeyi önceki derslerimizde incelemiştik. E, stok parça tanımlamayı detaylı bir şekilde incelemiştik. Hedef model tanımlamayı incelemiştik. E, tamamlanan operasyonlardan ar, arda kalan parçanın son durumunu görmemize yarayan kısmı e, yine daha sonra detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Ar, ayarlar kısmı da önemli. Yine bu da sonrasında sonra inceleyeceğimiz kısımlardan. En önemli kısımlardan biri takım oluşturma, özel takım oluşturma, takım silme, takım kopyalama, e takım listesi import ve export etme gibi işlemleri bu ekranı kullanarak yapacağız. E operasyonlarımız için kullanacağımız şablon dosyaların e tanıtıldığı yani takım listelerinin özel takım listeleri oluşturduğumuz ve çektiğimiz kısım e yine Geleceğimiz machining process kısmında onlara da daha sonra değineceğiz. Ee, bu kısımda operasyonlardan bağımsız çizgi halinde takım yolları tanımlayabilir ve sırası gelen operasyonlar için bu takım yollarını kullanabiliriz. Çarpma kontrolü için fixture tanımlayabiliriz ve son olarak da e, tüm operasyonları ekleyebileceğimiz kısım.